Evet sevgili dostlar, öncelikle merhaba. Bugün yeni bir videoda sizlerleyiz sevgili dostlar. Bugün ne yapacağız? Evet, manuel ipli rondoyu sevgili dostlar, bıçağı körelmiş hanımların mutfakta kullandığı manuel rondo. Çok kullanışlı bir rondo aslında. Birçok hanımın severek kullandığı ve severek mutfaklarını süsleyen bir alet, öyle diyelim sevgili dostlar. Gördüğünüz gibi bunu bıçağa körelmiş manuel ipli. Ben buna aslında elektrikli testereyle oynamayı çok sevdiğim için elektrikli testereye benzetiyorum. Daha doğrusu benzinli testereye benzetiyorum bunu. Adeta bir benzinli testere havası veriyor böyle. Tabii bu da bir görüş. Değil mi Ahmetciğim? Ne yapacağız bugün? Bugün onun köreldiğini keseceğiz. Bıçaklarını keskinleştireceğiz değil mi? Değil mi? Evet, hadi bakalım. Bakalım bıçaklarını nasıl keskinleştireceğiz? Sevgili dostlar, hep beraber görelim, izleyelim, öğrenelim. Tabii bıçağımız bu. Üç kanatlı, üç tane bıçağı var. Bıçakları biraz sert nesneye gelince mukavemeti biraz düşük. Böyle gördüğünüz gibi esniyor. Mukavemeti düşük olduğu için sevgili dostlar, bunu biraz sert cisimlere vurduğumuz zaman köreliyor. Biz de bunu keskinleştireceğiz. Kullanışlı hale getireceğiz daha doğrusu. Gördüğünüz gibi bıçaklar. Evet. Öncelikle ne deneyeceğiz bakalım. Bu arada arkadaşlar, like atmayı unutmayın. 400 bin like gelsin. Evet. Ne diyor Ahmet? Beğeni ve abone olmayı unutmayın diyoruz, değil mi? Ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Çok güzel. Tabii bu bir işe yaramıyor. İyi denedik. Tabii bu bir mizahsen sevgili dostlar. Bunları kullanmayacağız. Bunun yerine daha önce bunu birçok videomda görüyorsunuzdur. Kendim yaptığım şarjlı matkap içerisinden çıkarttığımız motoru, gördüğünüz gibi on-off anahtarını yaptığımız ve ileri geri ayarını yaptığımız bir butonumuz var. Ve mini bir aküyle çalıştırıyoruz bunu sevgili dostlar. Gördüğümüz gibi şöyle bir mini bir aküyle çalıştırıyoruz. 1.3 volt, pardon 12 volt 1.3 miliamper sevgili dostlar. Daha doğrusu 1.3 ampere sahip. Yani bu da aşağı yukarı 1300 miliampere tekabül ediyor. Sevgili dostlar, böyle bir akümüz var. Soketli. Bu şekilde. Bununla bıçağımızı açmayı deneyeceğiz. Değil mi sevgili Ahmet? Evet. Ne diyorduk? Bir daha söyleyelim. Abone olmayı. Abone olmayı, 400 bin like gel. 400 bin like istiyoruz. Evet. Evet. Hadi bakalım. Ve bir daha unutmayın, bildirimleri açmayı da unutmayın bir daha. Evet, bu video sizlere faydalı olursa, sevgili dostlar, oluyorsa daha doğrusu videolarımız, lütfen destek için bizlere abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyoruz. Başlayalım. Öncelikle bu tehlikeli olduğu için fazla gözlerimizi yaklaştırmıyoruz. Ellerimize dikkat ediyoruz. Değil mi? Ellerimiz aynı zamanda bıçakları keskin. Tabii bunu hangi yönde döndüreceğiz? Onu da söyleyelim. Saat yönünde döndürüyoruz. Bıçaklarımızı açmak için. Neden bu yönde döndürüyoruz? Çünkü bu tarafa doğru açtığımız zaman arkaya döndürme yapıyor. Bu tarafa doğru açtığımızda doğru bir açış oluyor sevgili dostlar. Hangi açıda açacağız? Onu da gösterelim. Yaklaşmıyorum sevgili Ahmet. Sen şöyle biraz uzak dur. Sen o kadar geldin. Thank you.
Evet sevgili dostlar, bıçağımızı gördüğünüz gibi bayağı bir keskin yaptık. Gayet başarılı. Şöyle gösteririm. Evet, bunu neyle yaptık? Dediğim gibi bu motor ve bu aküyle başardık sevgili dostlar. Evet, artık kullanıma hazır. Bakalım bir denemesini yapacağız. Evet, salatalığımızı içine atıyoruz. Ve blenderımızı da katıyoruz. Evet, bu kadar çekmemiz yeterli. Gayet güzel parçaladı ve pinçik yaptı sevgili dostlar. Şöyle gösterelim. Gayet başarılı. Evet. Bir videonun daha sonuna geldik sevgili dostlar. Ne diyorduk sevgili Ahmet? Abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın ve 5000 like gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Evet. Abone oluyorsunuz sevgili dostlar ve lütfen beğenileri açmayı unutmuyorsunuz. Başka bir videoda, başka bir projede görüşmek, buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.